İkisi de elimde. Onları kurtarmak için tek yapman gereken Mustafa'yı öldürmek. Mustafa'yı öldürmek. Karın ve yavruna karşılık Mustafa. Duyuyor musun? Mustafa. Affı şahaneniz üzerine bu gece hapishanelerden tahliyeler başlıyor sultanım. Şükürler olsun. Vicdan sahipleri bu gece rahat uyuyacak. Ahlaksız, rüşvetçi bir kadının verdiği kararlar yüzünden mağdur olmuş insanları affetmek adaletin gereğidir. Mithat Paşa, ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Bak buraya yazıyorum. Bu adama dur demezsek... Korkarım bizi de bitirecek. Kardeşim. Hadi yat, dinlen biraz. Mustafa'yı öldürebilecek mi sence Süreyya? Yoksa seni ve çocuğunu ölüme mi terk edecek? Ha? Ne yapacak sence? Merak etme. Karın ve oğlun hala sağ. Ve tabii erkek mi kız mı doğacak bilemem. Her neyse. İkisi de elimde. Onları kurtarmak için tek yapman gereken Mustafa'yı öldürmek. Şimdi neden yanında Mustafa'yı da getir dediğimi anlamış oldun. Karın ve yavruna karşılık Mustafa. Duyuyor musun? Mustafa. Eğer birbirinize zulüm edecekseniz önce benim canım. Al ki kardeşin kardeşe zulmünü görmesin bu gözler. Uzun zamandır böyle bir sofraya oturmamıştım. Ey Dilberi Rana. Canım efendim. Ey tesadüfü müstesna. Saadetimin tarif kelimeleri sığmaz. Size lahzayı kalpten kalbim her nefeste sizin aşkınızla atarken... Beste istivacınıza... Ömrümü sizinle aynı yastığa baş koyarak geçirmekten başlayacağım. Benim için. Sen benim her şeyimsin. Karın ve oğlun hala sağ. Onları kurtarmak için tek yapman gereken... Şu fani dünyada gördüğüm en mukavemetli insansın. Hadi gayret. Muvaffak olabilirsin. Kadın efendinin haksız derap sattırdığı insanların talih olduğu.
rızası için bir sadaka. Acım, para veren yok mu? Acım, para veren yok mu? Allah rızası için bir sadaka. Acım, ekmek parası veren yok mu? Allah rızası için bir sadaka. Acım, ekmek parası veren yok mu? Nasıl bir imtihan be Mustafa? Cenab-ı Hak bizi neyle imtihan ediyor görüyor musun? Ama bir ara şeytan kulağıma fısıldı da. Benim sana canım feda. O şerefsizi bulacağız. Süreyya'yla yavrunu da kurtaracağız. Merak etme. Hazırlanıp çıkalım. Eyvallah Mustafa. Allah rızası için sadaka. Acım para veren yok mu? Allah rızası için. Onlardan mısın? Evet. Onlardan. Ama Leyla bizden değil. Anlıyorum seni. Leyla'yı çok seviyorsun. Korumak istiyorsun onu. Var ya. Bütün bu işler senin başının altında açık. Sen şeytansın. Git buradan. Dadı. Ben bir şeyler öğrendim ve ikinizin de suçsuz olduğuna kanaat getirdim. Sen beni kandırmaya çalışıyorsun. Hayır. Kandırmıyorum. Sen üstünüze atılan bu saçma sapan suçlardan kurtulmak istiyor musun? İstiyor musun? İstiyorum. O halde sorduğum suallere sakince cevap vereceksin. Şemsettin Ulvi Efendi'yi tanır mıydın? Tanıyorum tabii. Tanımaz mıyım? İnce esmer bir adammış değil mi? Yok canım. Olur mu öyle şey? Upuzun boylu, akça bakça bir adamdı. Uzun boylu. Leyla'yı sever miydi? Severdi ya. Sevmez olur mu? Lakin hep uzaktaydı. Onunla fazla zaman geçiremezdi. Ama yine de çok iyi yürekli bir adamdı. Böyle boncuk mavisi gözleri vardı. Uzun, akça parçaydı. Minoş. Farah, ben suçluyum. Leyla suçsuz. Tamam dedim. Anladım. Durumu nasıl? Geceyi çıkaramaz diyorduk ama bünyesi çok sağlammış. Hala direniyor hayatta kalmak için. Bu adamın neyle zehirlendiğini bir anlayabilsek panzehir yapacağız. Ama bulamadık. Dün bana Fransa'dan zehirlerle ilgili bir mecmua geldi. Orada yeni bir terkip gördüm. Bu zehre de benziyor. Bir panzehir hazırladım. Deneyelim mi? Yapalım tabii. En azından şansımızı deneyelim. Kalabalık olup dikkat çekmeyin. Birkaç sağlam adam al yanına. Ve verdiğim adrese baskın yap kolağısı. Baş üstüne paşam. Görüştü aşkını. Hiçbir şey yapmamış, kılını bile kıpırdatmamış. Sen bu adama aşık oldun Süreyya. Benim aşkımı reddettin. Neredesiniz? İki gündür meraktan öldük.
Kara müsaadeydik. Yoksa? Süreyya'yı kaçırdılar. Kim? Edmund Sultan denilen bir şerefsiz. Farah. Sen bu adamı tanıyor musun kardeşim? Hayır, ben de sizden gördüm geçen gün bu resmi. Ama tanıyan birini tanıyorum. Kim? Leyla. Leyla'nın babası Mısırlı Ekrem Paşa, o 9 yaşındayken ölmüş ve amcası olarak bildiği biri tarafından büyütülmüş. Miloş. Bana inanmıyorsanız dadısına sorun. Az ileride yaklaştık. Zaten emindim ama dadıyla konuştuktan sonra daha da emin oldum. Ben bu Edmund Sultan mıdır nedir? Bunu bir araştıracağım. Hey! Sakın! Bırak silahı! Bırak! Gebertelim bunları burada. Bitirelim işlerini. Evet, bitirelim. Şşş, yavaş. Farah bizden. Ona zarar vermeyin. Farah. Ali nerede? Ali nerede? Max Kurnalara çabuk!
sen zehirledin. Öyle değil mi? İşini bitiremedin. Şimdi tamamlıyorsun. Mustafa ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Panzehir bu, hemen yapmam lazım. Ne mi yapıyorum? Gerçek ortaya çıktı Leyla. Muhbir sensin. Mustafa. Sen. Miloş'un yetiştirmesisin. Babacım masum. Muhbir. Farah. Hey! Sakın! Bırak silahı. Gebertelim bunları burada. Bitirelim işlerini. Evet, bitirelim. Şşş, yavaş. Farah bizden. Ona zarar vermeyin. Bahran'ı gördün mü? Görmedim Mustafa'mı. Sesi tanıdık falan gelmedi yani. Ben de iki gündür kafamı kaldı be kardeşim. Amaçları hedef şaşırtmak olabilir. Haklısın. Leyla Hanım, hastamız. Sayesinde elimizdesin. Çerkez Hasan'ın yeğeni. Ne bu? Kerpeten. Tırnak söktüm bununla ben, tırnak. Yalvardı bana. Yapma dedi. Yapma, yalvardı.
Aynı dayısı, bak 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 bak. Aynı dayısı. Seni de bağırtacağım. Galip. Verdiğiniz ilaç işe yaradı. Sayenizde. Hasta gözlerini açtı. Estağfurullah. Gayret bizden, şifa Allah'tan. Hocam sayenizde. Sizden çok şey öğreniyoruz. O tıp kitabında bu vakanın benzerini bulmasaydınız hastanın kurtulma şansı yoktu. Kadı Gıyasettin babanın dediği gibi Mustafa, gerçekler er geç ortaya çıkar. Bana tuzak kurdunuz. Bunun hesabını vereceksiniz. Hesabını vereceksiniz bunun. Para. Pişt, para. Ben kimim? Kimsin? Sana Çerkezler anlatmadılar mı? Çerkezler, Çerkez kardeşler. Fethi Paşa ben. Fethi Paşa. Fethi Paşa kim? Fethi Paşa benim ya. Kimse senin burada olduğunu bilmiyor ki. Muhbirlik yaptıktan sonra herkes senin kardeşler çetesine katıldığını zannediyor. Rahat ol ya, baş başayız. Sen, ben, ikimiz baş başayız. Tadını çıkar ya. Sen, ben, ikimiz. Para ayrı hapishaneye koydunuz değil mi? Onun bir muhbir gibi gözükmesi şart. Koyduk paşam, merak etmeyin. Peki ya Mustafa? Mustafa orada yoktu paşam. Ya Ali? O da kaçtı. Mustafa'nın karısı tabip. Ali gizlice oraya gitmiş olabilir. Derhal hastaneye asker yollayın. Baş üstüne paşam. Padişah bu işe müdahale etmeden bizim bunları bitirmemiz şart. Bitiririz paşam. Elimizde koz var. Nedir? Mustafalar gayri kanuni hapishane kurmuşlar. Yani adamlar hiçbir yetkileri olmadığı halde eşkıya gibi adam tutuklayıp gizli saklı zindanlarda sorgu mu yapıyorlar? Evet paşam. Büyük suç. Padişah'a buradan yükleneceğiz. Askerler Mustafa'nın sorgu yaptıkları yere baskın yapmışlar sultanım. Biliyorum pirim. Galibi tutuklamışlar. Duyduğum kadarıyla bu baskının arkasında Farah varmış sultanım. Bu bilgiye daha temkinli yaklaşmakta fayda var pirim. Haklısınız sultanım. Bu safhadan sonra ne yapacağız? Kuvvetle muhtemel paşalar benim yanıma gelecekler ve Mustafa üzerinden bana baskı yapmaya çalışacaklar. Neyle suçlayacaklar? Eğer tahmin ettiğim sebebi öne sürerlerse onların vay hallerine. Duydum ki gizli hücrelere baskın yaptırmışsın Miloş. Kulağın keskin Akbar. Mustafa ve Ali de kurtulmuş. Talihliler.
ve Leyla'yı töhmetten kurtarmışsın. Evet, öyle yaptım. Zekice, bravo. Tebrik ederim. Tabii bir babanın evladını kurtarmak için yaptığı her şeye saygı duyuyorum ben Miloş. Ama keşke böyle kararlar vermeden önce bana danışsaydın da ben de sağdan soldan duymasaydım. Sana haber verecek vaktim yoktu. Neyse. Sen şimdi bir taşla iki kuş vurduğunu düşünüyorsun öyle mi? Hayır. İki kuş değil, üç kuş. Farah ve Galip'i yakaladık, bu bir. Turan baskınında yakalanan amatörlerini kurtardık, bu iki. Padişah'a karşı Rüştü Paşa'nın eline büyük bir koz verdik. Bu da üç. Bravo. Bravo. Şimdi Rüştü Paşa'nın takımı padişaha buradan saldıracaklar ve geriletecekler. He? Bu bir ihtimal Akbar. Bu padişahı çok hafife alıyorsunuz Miloş. Bu paşaların hepsini ezer o. Hafife alıyorum ben. Üstelik bu padişah. Hafife almak senin tarzın Akbar. Amerikan tarzı. İstersen gel seninle hedeflerimiz için bir mutabakata varalım. He? Varalım Akbar. Ama önce şu avın keyfini yaşayalım. Birkaç tavşan avlayalım, ha? Ne dersin? Tavşan mı avlamak istiyorsun Akbar? Domuz avlayalım. Farah, muhbir mi sence de? Vallahi bütün oklar onu gösteriyor Mustafa. At o bıçağı Ali. Padişahın emriyle sizi götürmeye geldik. İndir bıçağını Ali. Ali abi, ne oluyor? Efendi Akbar, ortaya koyduğun hedefler gayet doğru hedefler. Lakin bu hedeflere ulaşabilmek için kişisel hesaplarımızı bir yana bırakmalıyız. Haklısın Miloş. Kişisel meselelerimizi bir kenara bırakalım. O halde Leyla hemen Mustafa'yı öldürsün. Böylece Leyla Mustafa'ya olan aşkından kurtulacak. Biz de padişahın hususi teşkilatının reisinden. Ben emir verdiğimde yapacak. Yapmıyor Miloş. Ben emir verdiğimde yapacak. Yapmıyor. Kızım Mustafa'ya öyle aşık olmuş ki. Yapamıyor. Senin karının Ali'ye aşık olduğu gibi. Karımı bu işe karıştırma Miloş. Karını ben değil, sen karıştırdın Akbar. Bak Miloş, kızın ya Mustafa'yı öldürür ya da ben kızını öldürürüm. Karar senin. Thank you.
Nereye gidiyoruz asker? Nereye gidiyoruz lan? Ali. Sakin. Sultanım, size mühim bir bilgi vermek için geldik. Nedir? Mustafa ve Bıçak Ali kanun dışı zindan kurmuşlar. Buraya bazı masum vatandaşları tıkıp işkence etmişler. Ya. Nasıl anladınız? Bir ihbar üzerine zindana baskın yaptık sultanım. Sonra? Baskın neticesinde Çerkez Hasan'ın yeğeni Galip'i yakaladık. Bıçak Ali kaçtı. Rumus Tavridis, Hüsnü ve Mehmet Emin Beyleri kurtardık. Kurtardınız. Bu durumda Mustafa ve adamlarının kanun dışı hareket ettikleri ispat edilmiş oldu sultan. Ya, demek öyle. Bu kanun dışı durum nedir? Hiçbir yetkileri olmadığı halde masum vatandaşları gayri kanuni içeri tıkmak ve işkence etmek. Yaver! Mustafa ile Ali'nin o adamları neden derdest ettiğini gerçekten biliyor musunuz? Bize suçsuz olduklarını söylediler. Siz de onların izahatına inanıp Mustafa'ları suçladınız. Ve onları saldınız, öyle mi? Onlar biraderimiz Murat'ı saraydan kaçırıp padişah ilan etmeye kalktılar. Ama... Paşa! Biraderimizi çırağın sarayından kaçırmak mıdır kanun dışı olan, yoksa buna mani olmak mı? Paşa, yoksa siz de o hainlerin yanında mısınız? Haşa sultan. O halde ne hakla Mustafa ile Ali'yi kanun dışı iş yapmakla itham edersiniz? Bundan sonra Mustafa'ya da Ali'ye de ilişmeyeceksiniz. Ben ikisinin de vatanseverliğinden ve devlete Ali'ye olan bağlılığından eminim. Ha, bu arada Çerkez Hasan'ın yeğeni Galip'i
derhal hapisten çıkarın. Baş üstüne sultan. Hocamız Mustafa ve arkadaşı Ali'yi arıyoruz. Padişah efendimizin emriyle saraya çağrıldılar. Şu an padişah efendimizin yanında olmalılar. Eğer tutuklamak niyetindeyseniz orada yapabilirsiniz komutan. Baskından sonra hastaneye gideceğinizi tahmin ettim. Hemen oraya itimatlı bir takım gönderip kimse anlamasın diye derdest edin emri verdim. Sultanım. Ben tahmin etmiştim de Ali biraz gerildi. Ali kardeşimizi tutuklamak tehlikeli iş. Para hakkında duyduklarım doğru mu Mustafa? Öyle gözüküyor sultanım. Peki nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ama her neredeyse onu bulacağım. Leyla, Mustafa er geç anlayacak senin muhbir olduğunu. Ve sen bunun hesabını vereceksin. Cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Ne? Kim yaptı? Kardeşlik teşkilatının katilleri. Ali. Ne desem boş. Üzül tabii. Ciğerin yansın. Lakin bunu yapanları tek tek bulup kemiklerini kıracağız. Müsaadeniz var mı sultanım? Müsaade sizin. Müsaadenizle.